Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, terazi burcundaki ay tutulması 11. evinizi aydınlatacak. 11. evdeki tutulmalar, dolunaylar aslında biraz daha geleceğimizle ilgili hayallerimiz, umutlarımız, projelerimizle ilgilidir. Ve dolunay genel olarak bir tamamlanma ve sonuç alma döngüsüdür. Bu bir amacınıza ulaşmanızı, bir niyetinizin tamamlanması ya da bir projenin sonuçlanmasını sağlayabilecek bir tutulma aslında. Özellikle geçtiğimiz Ekim ayında başlamış işleriniz, girişimleriniz varsa şimdi bunun sonuçlarını alabilirsiniz. Bunun sonucunda bir ödül almanız, bir başarı elde etmeniz, özellikle iş ve kariyer konularında fark edilmeniz mümkün. Bu bir mevkinizde bir yükselme de olabilir, parasal bir başarı, bir kazanç da olabilir. Sosyal alanlarda hareketlerin arttığı bir dönemdesiniz. Tutulma ve tutulmayı takip eden günlerde daha fazla sosyalleşebilir, gruplar içerisinde yer alabilirsiniz. İşte bunlar toplumsal organizasyonlar olabilir, dernek, vakıf, kulüp çalışmaları olabilir. Buralarda bazı kararlar verebilirsiniz ya da hani bazı üyeliklerinizi bitirebilirsiniz, yol ayrımları da olabilir. Her türlü sosyal işlerinizde, tabii ki arkadaşlıklarda yeni tanışmalar olabileceği gibi bazı arkadaşlarınızla da ilgili dikkat çekici durumlarla karşılaşabilirsiniz sevgili yaylar. Özellikle gezegeniniz Jüpiter Boğa burcunda olacak. Venüs'ün de Balık burcundaki olumlu bir desteği var. Bu dönem biraz daha sizin için sanki hani ailevi alanlarda daha fazla huzur getiriyor. Evde çalışanları destekleyebilecek bir dolunay döngüsü olduğunu söyleyebilirim. Aileyle ilgili endişeleriniz varsa, mesela ebeveynlerinizin sağlığı gibi, hani buralarda da güzel çözümler ortaya çıkabilir. En azından 6 aydır belki uğraştığınız bir konu burada sonuç verebilir, tamamlanabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa tutulmadan daha güçlü etkiler alabilirsiniz.